din İslam'dır mesela. Gerçek din İslam'dır. Ama ben bunu söylerken şimdi de sen diyor ki böyle hani insan kendi dinine karşı bir şey diye vardır. Koruyuculuğu vardır. Hani her halükarda kendi dini var. Gerçekten öyle. Yani hakikaten Kur'an'dan başka kurtuluş yok. Ya ben inceledim biliyorum. Sen mi bakıyorsun? Ben derdim o zaman ya. Mesela bak bu kitaplarda da var kurtuluş uslubu var ama hak olan budur derdim. Ne suç tahribat yapmışlar. Yani ve o yüzden dinsizlik muazzam yayılıyor. Yani sebebi bu. Kur'an'a uymuş olsa işleri çok rahatlar. Kur'an çok mükemmel anlatıyor Cenab-ı Allah. Hepsini böyle kusursuz mükemmellikte anlatıyor. Bir de saf vahiy. Herkes biliyor saf vahiy olduğunu. Yani ellerini vicdanlarına koysunlar. Kur'an'ı okuyup da içi kararan hiç adam gördünüz mü siz? Kur'an okuyup da içi ferahlamayan bir insan var mıdır? Her soruya cevap vardır Kur'an'da. İnşallah. Ama şimdi öbür kitaplar okuduğumuzda oho! Yani ben şimdi ehli kitaptan kardeşler, arkadaşlar çağıracağım. O sayfaları da göstereceğim ben o yazıları. Biz bunu nasıl anlamamız gerekiyor diye soracağım. Yani bir çocuk, bir genç bunu okuduğunda ne yapar? Yani ne hale gelir? Bana samimi olarak söylesin. Hatta çağıracağım. Mesela Musevi, Hristiyan, çocukları da çağıracağım gençlere. Yavrum, evladım, kardeşim diyeceğiz. Yani sen bu sayfayı okuduğunda ne anladın? Yani içinde ne gibi hisler ya? İçim karardı diyecektir. Allah esirgesin. Aydınlatıcı güzel yönler yok mu? Var. Ben Tevrat'ı ayrı kitap olarak hazırladım. Gece gündüz okuyorum. Çok ferahlatır. Nurdur Tevrat. Aydınlıktır. Ferahlık verir. Tamam. Hak kısımları tamam. O büyük bereket ve güzellik. Ama o şimdi balın içerisine sen 1 miligram siyanür katarsan bittin. 1 kilo balı batırır. Tabii. Evet. Değil mi? İnşallah. Batırır da demeyeyim de yani zehir haline gelir. Allah seversin. Bak şimdi mesela İsrail'de Darwinizm anlatmamızı engelliyorlar.